Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutant virüse ilişkin Türkiye'deki durumu değerlendirdi. Mutasyonun her geçen gün arttığını belirten Bakan Koca, mutasyonun Türkiye'deki oranı %75'lere ulaştı. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerini artık İngiliz varyantı almaya başladı dedi. Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor. Ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı %75'lere ulaştı. Kimi illerimizde %50-55 oranında ama %95 olan illerimizde var. Türkiye'nin bütün illerinde. Bütün illerimizde mutasyon olduğunu ama ortalamanın %75 olduğunu söylüyorum. Bunun %50 ile %95 arası değiştiğini söylüyorum. Bunun dışında ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Ve var olan virüsün yerini artık İngiliz mutantı İngiliz varyantı her geçen gün almaya başladı. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu ama virülansında bir değişiklik olmadığını şimdiye kadar biliyoruz. BioNTech aşısı önümüzdeki birkaç gün sonra muhtemelen başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı da 2.8 milyon oldu. Önümüzdeki zannediyorum bir hafta 10 gün içerisinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak. Efendim aşıda seçme şansımız olacak mı? Örneğin BioNTech başlayacak dediniz. Şöyle olacak. Biz özellikle sırası gelen ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum dediğinde bir başka Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak. Çünkü onam formu alınarak yapılıyor.